Real TV Amerika'dan haber verir. Biden yönetimi Afganistan'dan çekilme tamamlanmadan, yani 11 Sentyabr öncesinde savaş sırasında Amerika için çalışmış olan bir grup Afgan tercümanı tahliye etmeye hazırlanıyor. İşte tahliye işleminin ilk aşamasında vize işlemlerini başlatmış olanlar Afganistan'dan çıkarılacaklar. Fakat Amerikalı yetkililer Afganların nereye gönderileceği ya da ilk aşamada kaç kişinin olduğuna ilişkin bir ayrıntı paylaşmıyorlar. Tabii bununla birlikte daha sonra başka tahliye seçeneklerinin de değerlendirileceği belirtiliyor. Bugün de Amerika Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby basın briefinginde konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kirby ilk aşamada kaç tercümanın Afganistan'dan tahliye edileceğine ilişkin bir sayı vermedi. Ancak tercümanların tahliye edilmesinde Amerikan askeri uçaklarının kullanılmasına gerek duymayacağız dedi. Yani gerek kalmayabileceğini belirtti. Konuyla ilgili başka bir açıklama da Amerikalı bir yetkiliden geldi. İşte o yetkili 20 yıl devam eden bu savaşta Amerika'ya yardım eden Afgan tercümanlar ve ailelerinin başka ülkelere ya da Amerika topraklarına yerleştirilmesine ilişkin planlama hızlandı dedi. Ayrıca yetkili zaten A evi de 23 Haziran'dan, yani 23 İyun'dan itibaren kongre üyelerini konuyla ilgili olarak bilgilendirmeye başladı. Detayını paylaştı. Hemen başka bir gelişmeyle devam edelim. Amerika-Çin ilişkilerinde gerginlik devam ediyor. Bugün Amerika'dan Çin'le ticarete Şincan yasağı geldi. Konuyla ilgili açıklama A evinden yapıldı. Yapılan açıklamada G7'nin küresel tedarik zincirinde zorla çalıştırmayla mücadele taahhüdü kapsamında Biden yönetiminin Şincan'daki 5 Çinli kuruluşa ticaret yasakları uygulamaya başladığı paylaşıldı. AEV bu kuruluşların Şincan'da Uygurların ve diğer Müslüman azınlık gruplarının zorla çalıştırılmasına müdahil olduklarını kaydetti. Açıklamada Biden yönetimi Çin'deki Hoşine Silikon Endüstri'den kilit önemli bir güneş paneli malzemesinin Amerika'ya ithalatını yasaklandığını açıkladı. Ayrıca Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Çin Komünist Partisi'ne bağlı Şincan Üretim ve İnşaat Kolu Ordusu dahil olmak üzere 3 Çinli firmaya da mal, yazılım ve teknoloji ihracatının kısıtlandığına yer verildi. Öte yandan Amerika Ticaret Bakanı da yasaklarla ilgili bu ayki G7 zirvesinde açıkça belirttik dedi. Amerika küresel tedarik zincirlerinin zorla çalıştırılmadan arındırılmasını sağlamak ve teknolojinin insan haklarının suistimali için kullanılmasını engellemek için ihracat kontrolleri de dahil olmak üzere tüm araçlarını kullanmaya kararlıdır ifadelerini kullandı. Buna karşılıksa Pekin, Çincan'daki soykırım ve zorla çalıştırma suçlamalarını sürekli olarak yalanlıyor. Amerika dış politika gelişmelerinin detaylarını aktardık. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.